Şu an bir aktardayız. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Bu kış günlerinde biliyorsunuz herkes hasta oluyor. Doğru mudur? Evet. Herkes şu anda hasta oluyor. Evet. Doktorlar gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Evet. Fakat öksürüğü mesela çare bulamıyorlar. Evet. Aktarıyı da bunların çarelerinin olduğunu ben biliyorum. Mesela ben önce kendisi sizi bir tanıyalım. Ben Süleyman Elmalı. Elmalı Baharat'ın sahibiyim. Evet. Şu elinizdeki nedir? Elimdeki gül hatmi çiçeği. Bir çıkarır mısınız şöyle? Evet. Bu niye iyi geliyor? Bu solunum yolları öksürük. Bu solunum yolları ve öksürüğü iyi geliyor. Öksürüğü evet. Nezle gripti de kullanılıyor aynı zamanda. Başka ne var solunum yollarını iyi, başla, öksürüğü iyi gelen? Kabuk tarçın. Daha bundan karıştırmaları daha iyi oluyor. Ondan sonra papatya çayı. O papatya ne kadar? Mesela kilosunu kaç satıyorsun? 100 gramı 4 lira. 100 gramı 4 lira. Niye faydası var bunun? Solunum yolları. Ondan sonra bayanlarda saçların rengini açıyor. Bunun suyuyla kaynattıktan sonra. He. Ondan sonra. Ekinezya var. Bağışıklık sistemine birebir. Ekinezya çayı. Şöyle bir gösterir misin? Evet. Kaldırıp da. Şöyle içinden. Evet. Gösterir. Bu niye? Ekinezya. Bağışıklık sistemi için. Bağışıklık sistemi için. Evet. Başka ne var? Diyelim ki bende C vitamini eksikliği var. Neyle evet, tamamlayacağım? Var mı bir şey? Evet. Hem ayrıyeten en büyük C vitamini. Açık gösterirseniz. Mekke gülü. Hibiskus halk arasında Mekke gülü deniyor. Adı halk arasında Mekke gülü. Mekke gülü için hibiskus olaraktan satıyoruz biz. Hibiskus C vitamini eksikliği için. C vitamini evet. Hem de aynı zamanda şekeri de düşürüyor. Şekeri düşürüyor. C vitamini. Peki başka ne var? Mesela ben merak ettim. Şurada mısır püskürü var. Evet. O mısır püskürü yazıyor. Vücuttaki fazla suyu atma için. Bu mısır püskürü, bizim bildiğimiz mısır bu değil mi? Evet. Sadece püskürü. Fazla suyu atmak için. Evet. Peki ben... Mesela şu kansızsanız, mesela şu bir numara. Kansız değilim de saçsızım. Saç çıkaran bir şey yok mu? Saç çıkaran bir şey var. Neymiş o? Ha o... Badem yağı. Badem yağı. Yılan yağı. Onlardan yılan var. Yılan yağı karışımlarından yapıyoruz. Baya faydasını görenler oluyor. Peki siz biraz önce kansızlığı gösteriyordunuz. Hakikaten evet, onu evet, ben... Doğru. Onu gösterin siz. Boş verin. Yani şimdi... Şunun 20 gramı yarım kilo kuru üzümle kaynatıp suyu içiliyor. Evet. Kına kına. Kansızlığı bir numara birebir. İsmi kına kına mı? Kına kına. İsmi kına kına. Şunu. Evet. Ayrıca tıpta da kullanıyor bu ilaç sanayinde. Evet. Peki çocukların, diyelim ki çocuklar korkuyor, uyuyamıyor. Ne var? Çocuklar korkumuyor, uyuyamıyorsa. Siz getirin. Şu. Şu açar mısınız? Evet. Yedi kardeş kanı, iki kardeş kanı, ikiz kardeş kanı diye çok değişik isimler var bunun. Bir dakika. Şu. Bu ne kadar kilosu? Bu 140 TL. Okyanus dibinden çıkıyor bu. Okyanus dibinden çıkıyor. Evet. Hint okyanusundan. Şöyle. Sert bu. Bu dövülüp bir kaşık yutuyor çocuk akşamları yatarken. Evet. Ayrıca şöyle mesela çocuk hasta olur. Tabii zencefil acı yutturamıyorsunuz. Evet. Şu. Çocuk zencefil çay içiremiyorsunuz. Dıştan bir teşhis öksürüğü için çocuğun. Akgünlük. Bunun adı Akgünlük. Evet, ısıtılıp. Nasıl yapılıyor bu? Isıtılıyor ateşte. Evet. Çıkan buharı hamur üstüne. Bunun faydası ne? Evet, çocuklarda, öksürükte. Çocukların öksürüğü için. Evet. Büyüklerin öksürüğü için. Büyükleri keser tabii. Şey, neydi? Biraz zencefil. Önce söyleyeyim, zencefil. Küçüklerin için bu. Evet. Akgünlük, öyle Akgünlük. Mi? Akgünlük. Evet. Ya zencefil de çocuk içemediği zaman acı değil zencefile bundan öneriyorsun. Evet. İçilmiyor. Bu sadece buharı uygulanıyor. Bakın vücuda. Burada bir sürü isimler evet. Var. İşte şurada diyelim ki hiç almadan şey yapalım. İşte şurada okunmuyor ama kebabiye yazıyor. Kebabiye şey için, ses kısıklığı için. Ses açıyor. Ses açıyor, evet. Şu ne? Şu mu yazıyor? Ne şu? Şap, hayvanlar falan. Hayvanlar için. Evet. Şu ne? Sinema 2 ne oluyor? Sinema 2 kabızlıkta kullanılıyor. Kabızlıkta. Evet. Bu ısırgan çayı. Isırgan çayı biliyorsun her derde deva. Şu çoban çökertini bir çıkarır mısın? Çoban çökertini bir çıkaralım. Ha. Bu çünkü da kalp damar rahatsızlıklarında. Peki bizim bildiğimiz bir şeye benziyor bu. Neye benziyor? Evet. Demir dikeni. Demir dikeni diyorlar. Onu benziyor. Öyle civarlar. Mi? Evet. O kendisi ta kendisi. Peki siz kış günlerinde insanları bunlardan öneriyor musunuz? Evet. Karışımını öneriyorum ben. Karışımı daha iyi oluyor. Yani değişik hasta şey... olana olmayana da hasta olmadan gelseler daha iyi olur.
Yani kışa en az hastalıksız atlatırlar yani. Yani illa hasta olunca içilecek, yenilecek diye bir şey yok. Bir şart yok. Yani hasta olmadan gelse daha iyi olur yani. Peki. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Sağ olun.